Evet, çok değerli aktarmak güzelleri. Yine her zaman olduğu gibi çok değerli bir konumuzla karşınızdayız. Bugünkü konumuz Anatolia Fuar Aşçı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Can Çelik. Özgür Bey yaklaşık 2 yıldır Van'da gıda ve hedelik eşya üzerine fuar düzenliyor. Van'ı çok sevdi. Vanlılar da onu sevdiğinden dolayı bu fuarı inşallah hep de devam edecektir. Önümüzdeki hafta ayın 23'ünde fuar açılışı olacaktır. Bu anlamda biz de Özgür Bey'i konuk ederek fuar ile ilgili önemli bilgileri size aktarmak istedik. Özgür Bey, öncelikle Aktarmak TV'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasıl Özgür Bey, iyisiniz? İyiyim. Yine Van'a geldik. Benim ikinci memleketim olarak görüyorum ben Van'ı. Oldukça yine sıcak böyle karşıladınız. Her zaman olduğu gibi. Hele özellikle sizin yanınızda böyle çok rahat, çok böyle iyi hissediyoruz kendimizi. Yani Van'ı beğendiniz galiba. Tabii çok seviyoruz Van'ı. Bu Vanlar yıl da sizi sevdi mi acaba Özgür Bey? onları sormak lazım ama sizin gibi Vanlı dostlarımın hepsiyle istişare ettiklerimde böyle kalben benle sohbet ettiklerini çok rahat hissedebiliyorum. O yüzden sevdiklerini Yani düşünüyorum normalde naçizane. Vanlar kimseyi çok çok sevmez yani. Sevdiği zaman bırakmazlar artık. Öyle. Yani Van Türkiye'nin dört bir yanında fuar yapıyoruz. 81 ilin belki 50'sinde farklı dönemlerde fuar organizasyonları yapmışızdır. Burada Van'daki kadar uzun süreli durduğumuz çok az şehir olmuştur. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerin haricinde. Bu yüzden biz Van'ı gerçekten çok sevdik. Vanlıların da bizi sevdiğini hissettik ve fuarlardan ötürü gözlemledik tabii bunu. İnşallah daha da iyi olacaktır. İnşallah. Özgür Bey herhalde ayın 23'ünde fuar açılacak. 23 Ekim'de, Doğru. doğru mu acaba? Doğru. Kaç gün sürecek bu fuar? 23 Ekim'de fuarımız başlıyor. 1 Kasım tarihinde bitiyor. 10 gün sürüyor. 10 gün. Evet. Burada 2 tane hafta sonunu içine alıyoruz. 2 cumartesi pazarı. Yani 4 tane tatil günümüz oluyor. Du normalde. Bu sene 29 Ekim'i de içerisine aldığınız için 29 Ekim'de biliyorsunuz resmi tatil. Bu sebepten ötürü toplam 6 tane tatil günümüz olacak 10 günlük fuarda. Yani Vanlılar iş hayatından, yoğunluğundan bazen fuarlara hafta içi gelemeyebiliyorlardı. Ama 6 tatil günü olacağı için Vanlılar da çok rahat bir şekilde fuara gelecekler. Peki Özgürcem, bir fuar için 10 gün çok değil mi acaba? Normalde 10 gün yapıyoruz burada. Yani 4.'sünü yapacağız bu sene. İlk 3 fuarı da 10'ar gün yaptık. Burada 2 hafta sonu yani birinci hafta sonu kaçıran aileler ikinci hafta sonu fuar alanına gelebilsinler, fuarı ziyaret edebilsinler diye ikinci bir hafta sonu daha veriyoruz. Toplam 10 güne tekabül ediyor. Peki siz burada hangi kitlelere özellikle hitap edeceksiniz? Şimdi bu fuar bazen insanlar kendi içinde bulundukları ilin, kendi içinde bulundukları işin dışarıdan bir gözle bakamayacakları için özelliklerini anlayamazlar. Ne ifade etmeye çalışıyorum? Biz Van'ı işte bizim fuarımız 4. Van Yöresel Ürünler, Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı. Ama bu fuar Van dışında bütün sosyal medyalarda bütün diğer haber portallarında büyük Van Fuarı olarak geçiyor. Yani bu fuar bölgede yapılan Türkiye'nin en büyük yöresel ürünler fuarı Yörex diye bir fuar. Doğru, evet. Antalya'da yapılıyor yıllardan beri. Bu bölgenin Yörex'i de Van fuarı oldu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin Yörex'i. Bu anlamda biz Van'ı çok önemsiyoruz. Van da oldukça potansiyelli bir şehir. Yani 10 gün böyle dolu dolu geçiyor diye düşünüyorum. Yani o zaman en azından siz bir ön analiz yapmışsınız galiba. Tabii. Artık ikinci sene olunca çok iyi gözlemleyebildik Van'ı. Van gerçekten hem insanıyla hem ticaretiyle oldukça güzel ve özel bir şehir bizim için. Buraya gelirken geldikten sonra işte uçaktan indim arkadaşlarla konuşuyoruz. Van'da olduğumu bilmeyenler var. Neredesin diye soruyorlar. İkinci memleket diyorum. Çok Onlar hemen güzel. anlıyor Van olduğunu yani ikinci memleket dediğimde. İnşallah böyle devam eder diye düşünün. İnşallah. Çünkü yatırımcının buraya gelmesi, dışarıdaki firmaların Van'a gelmesi ve Van'da ürünlerin sergilenmesi çok güzel bir duygu. Çok doğru. Tam konuda açmışken Van'ın dışında hangi illerden gelen olacak? Ortalama bütün bölgelerden misafirlerimiz gelecek. Bunlar işte İç Anadolu bölgesinden Çankırı'dan
bir tuz firması gelecek yine, kaya tuzu yapan. Canan Karatay Hoca biliyorsun bu Covid sürecinde evet. de kaya tuzunu çok önemsedi. Hı hı. Kaya tuzu üretimi yapan bir firmamız gelecek Çankırı'dan. Yine Isparta'dan gül ve gül ürünleri üretimi yapan bir firmamız gelecek. Yine Trabzon'dan peynir, süt ürünleri üzerine bir firmamız gelecek. Mardin Midyat'tan çok güzel bir gümüşçümüz gelecek. Çorum'dan, İç Anadolu'dan yine leblebicimiz gelecek. Ege'den, hem hı hı. Aydın'dan hem Muğla'dan çok iyi zeytinyağcılarımız gelecek. Bir tane incir üreticimiz gelecek. Bana incirden numune getirdi. Mutlaka fuarda ben size de ikram etmek isterim. İnanılmaz leziz bir incir. Ben öyle bir incir yemedim. Notumuzu yani aldık incir. Özgür Bey. Biz tamam. Tezbi gibi olmasın. Notumuzu aldık. İncir. Tamam. Evet. İncir. Hiçbir sıkıntı yok. Çok da leziz bir incir. Hı-hı. Yani. Bayılacaksınız incirin tadına. Tahincimiz yine gelecek. Çörek evet. otçumuz gelecek. 81 ilden hemen hemen 81 il demesek bile 7 bölgenin 7'sinden de oraların iyi ürünleri gelecek. Balcılarımızdan işte Afyon'dan, sucukçularımızdan, Kayseri'den kaymakçımız, hı hı. lokumcumuz hepsi gelecek. Oldukça geniş katılımda bir fuar olacak yine. Yani burada hem gıda ürünü olacak hem de hediyelik eşya olacak. Evet. Zaten Özgür Hocam izleyici kitlesine baktığımız zaman da gerçekten merak eden bir fuar olduğunu görebiliyoruz burada. Özellikle Erdal Can Bey'e teşekkür ediyoruz. Sabiha Oflaz, Cemal Şen, Nazlı Tümür, Abdullah Şevli, Veysel Koç, Rıfat Karaduman, Reşat Kaplan abimize hepsine çok teşekkür. Daha bayağı var. Takip ettiklerine göre demek ki hepsi de fuarı bekliyor. Nasıl bir fuar olacağını merak ediyorlar. Tabii bunların merak edişin yegane sebebi siz bu pandemi sürecinde fuar yapıyorsunuz. Evet. Bir yanda işte vaka sayıların arttığı dile getiriyor. Siz buna rağmen fuar yapıyorsunuz. Nasıl bir tedbir alacaksınız diye merak edildiğini tabii. düşünebilirim. Evet. Ben tedbirlerle ilgili bilgi vereyim. Tabii şöyle 1 Eylül 2020 itibariyle Türkiye'de, Avrupa'da ve dünyada fuarların olmasına ilişkin, açılmasına hı hı. ilişkin bir olgu oturdu. Yani Avrupa'da da 1 Eylül'den sonra fuarlar açıldı. Büyük Almanya fuarları, hı hı, evet. Amerika'da da açıldı. Çin'de de açıldı fuarlar. Tabii fuarlar bir şehrin dinamiklerini çok yoğun hareket ettiren ve çok farklı sektörlerle etkileşim içinde olan bir hı hı. iş olduğu için fuarların devam ediyor olabilmesi çok önemli. Tabi bunu Van'da da yapabilmek çok önemli. Şimdi ben aldığımız önlemlerden kısaca bahsetmek istiyorum. Lütfen. Birincisi, her giren misafirimizin, ziyaretçilerimizin tümünü HES kodları sorgulanıyor. Zaten sorulmuş bu da evet. Doğru. Kapıda yaklaşık 10 kişilik bir ekip içeri giren bütün misafirlerimizin HES kodlarını sorguluyor. İçeri girmeden önce misafirimiz kapıda 3 tane bizim hijyen danışmanı olarak nitelendirdiğimiz, hı hı. isimlendirdiğimiz 3 tane arkadaşımız var. Fuarın içinde bunlar sürekli olacaklar. Bunların 2 tanesi daha insanlar içeri girmeden önce onlara kolonya ikram ediyorlar. Belli arkadaşlarımız dezenfektan ve kolonya kullanmayı unutabilirler içeri, hı hı. girdiklerinde. Bunu ortadan kaldırabilmek için hemen bir kolonya ile bir hoş geldiniz diyoruz. Zaten bizim gelenek ve göreneklerimizde de bir kolonya ile ağırlamak vardı. Aynen, evet oldu. Evet, biz de bir kolonya ile onları önce bir hoş geldiniz deyip içerideki güvenlik görevlimiz ateşini ölçtükten sonra HES kodu sorgulamasına geçiyoruz. Belli misafirlerimizin HES kodu olmayabiliyor. Bu görevlendirdiğimiz 10 kişinin zaten 5 kişisi sadece HES kodu olmayanların HES kodunu bulmak için orada varlar. Yani işte biliyorsunuz, buradan da söyleyelim. Mesaj gönderiyorsunuz. Mesaj gönderdikten sonra TC kimlik numaranızı boşluk bırakıp HES kodu yazdıktan sonra size tekrar bir mesaj geliyor. HES kodunuz onaylanmış oluyor. Çok basit bir işlem aslında. HES koduna bakacağız. HES kodunda riskli olan hiçbir misafirimiz, onların da can sağlığını düşündüğümüz, hı hı. için içerideki kişilerin de sağlığını düşündüğümüz için fuar alanına alamayacağız. Yani HES kodu sorgulamasından sonra riskli olan kimse fuar alanına giremeyecek. Fuar alanına girdikten sonra işte ilk başta kolonyamızı ikram ettik, ateşini ölçtük, HES kodunu sorguladık, daha fuar alanına giremedik. Fuar alanından girerken diğer hijyen danışmanı diye nitelendirdiğimiz kişi maske var mıdır, yok mudur, hı hı. maskeyi düzgün takıyor mu gelen misafirimiz, onları kontrol ediyor. Buradan sonra da içeri girecek.
İçeri girdikten sonra da dezenfektan ünitelerimiz olacak. AVM'lerde görmüşsünüzdür mutlaka. Yine dezenfektan ünitelerini kullanabilecekler. Bu sene çok farklı bir şey daha yaptık. İçeride yaklaşık koridorlarımız bizim 4 metreydi diğer fuarlarda. Hı hı, evet. Bu sene koridor mesafesini 10 metreye çıkardık. Harika, 4 evet. Metreden 10 metreye. O yani zaman alan oldukça çok geniş, geniş oldu. Çok geniş oldu. Tabii bu arayı genişletmek için ne yapmamız lazım? Stand kurmamamız lazım. Daha az stand kurmamız lazım. Bizim için burada önemli olan çok stand kurup çok paralar kazanmak değil. Uzun zamandan beri ekmek yediğimiz bir şehir olan Van'da herhangi Covid ile ilgili en ufak bir riske sebebiyet vermemek bizim için çok daha önemli. 10 metrelik koridorlar yaptık. İnsanlar rahat rahat gezecekler. Koridorlarımızı sosyal mesafeyi belli etmek için adım bölgeleri olacak. Diğer alanlarda da gördüğünüz. Tavan yüksekliğimiz bizim ortalama 15 metre. Yani çok yüksek bir fuar alanının yüksekliği var biliyorsunuz. Ayrıca havalandırılacak. Sürekli 2 saatte bir fuar alanı komple havalandırılacak. Temizlik görevlilerimiz özel kıyafetlerle içeriği sürekli dezenfekte edecek saat başı. Önemli de temizlik evet, görevlileri gezecek. Evet. İçeride özel kıyafetlerle dezenfekte işlemlerini bitirecekler. Yani şöyle bunları anlattıktan sonra kendimi doğru ifade edebilmek için bunları anlattım. Herhangi bir bilmiyorum girdiğiniz ticari işletmede, girdiğiniz kamu kurumunda, herhangi bir işte AVM'de bu önlemlerin sanırım sadece biri var. O da ateş ölçme. Aynen evet doğrudur. Ateş ölçme. Onlar tabii. Ateş ölçme haricinde bir önlem yok. Hani biz bu kadar bütün önlemlerimizi HES kodundan, ateş ölçümden, dezenfektanından, maskesinden, hijyen danışmanlarına varana kadar planladıktan sonra hani şöyle düşünüyorum, en az riskli olan bölgelerden biri olacak fuar alanı. İnşallah iyi olur. Evet. Sabiha Oflas iyi yayınlar dilemiş, başarılı dilerinde bulunmuşlar. Teşekkür ederiz. Abla Şevri başarılı dilerinde bulunmuş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Cemil Çakar iyi yayınlar, başarılı diliyoruz demiş. Ali Ekber Kaya başarılı dilerinde bulunmuşlar. Güpne Belediye Başkanımız Sayın Hayrullah Tanış başarılı dilerinde bulunmuş. Fatih Sarp İstanbul'da kendisi Van kahvaltı salonu işletiyor. O da başlarında bulunmuş. Vahdettin Dicle Türk Hava Kurumu Başkanı o da size başkan başlarında bulunmuşlar. Allah razı olsun. İnşallah siz bu fuarda da alnınızın akıla işe çıkmış olacaksınız. Çünkü süreç farklı bir süreç olduğu için evet. Birçok önlemleri almak gerekir. Tabii. Biraz daha hassas bir konu bu. Çok önemli. Yani biz bu sene mesela her sene yaptığımız sirk ve etkinlik gösterilerini yapmayacağız. Niye? Çünkü orada insanların biz durmasını istemiyoruz açıkçası. Gelen kişi hızlı bir şekilde fuar alanını gezip alışverişini tespit edip onu yapsın ve tekrar sağlıklı bir şekilde dışarı çıksın istiyoruz. Yani bu yani, sene tabii sirk olmaması daha iyi bence. Evet, evet. Peki çocuklar içeri alınabilecek mi bu sene? Çocuklar içeri alınacak. Bir sıkıntı yok ama içeride çocuk oyun alanı da koymayacağız. Bizim İstanbul merkezli bir firma vardı çocuk oyun alanını getiren. Israrla dedi ki yani Özgür Bey biz alanı dezenfekte ediyoruz. Her çocuk çıktıktan sonra tekrar hijyen koşullarını sağlıyoruz. Biz ona rağmen herhangi bir risk oluşturmasın diye oyun alanı da bu sene orada koymadık. Yani elimizden gelebilecek bütün önlemleri açıkçası fazlasıyla almaya çalıştık. Özgür Hocam burada hedef kitle ne olacak? Hani işte fuar düzenliyorsunuz ve bu 4. fuardır. İşte 23 Ekim'de fuar açılacak. Özellikle beklediğiniz ya da hitap edeceğiniz hedef kitle işte il dışına gelenler mi olacak? İşte çocuklar mı olacak? Yoksa esnaf kesimi mi olacak? Yoksa normalde bütün vatandaşlar mı hitap edecek? Bütün vatandaşlar. Yani ben zaten onu ifade etmeye çalıştım. Dediğim gibi bu fuar şehir dışında bilenler büyük Van fuarı olarak biliyor bizim bu fuarımızın ismini. Dördüncü yöresel ürünler ve hediyelik eşya fuarı olarak bilmiyor. Büyük Van fuarı olarak biliyor. Büyük Van fuarı demek de herkesi kucaklayan işte esnafından ev hanımına, ev hanımından kamu personeline, öğretmeninden bankacısına varana kadar herkesi kucaklayan, herkesin keyifli vakit geçirebileceği, belki bu içinden geçirdiğimiz zor süreçlerde biraz kafasını dağıtabileceği bir alan oluşturmayı planlıyoruz. Şimdi özellikle izleyeceğimize soruyorlar. Van Fuar Yandası Kongre Fuar ve Kongre Merkezi
Organistan bölgesinde bulunan bir yerdedir. Evet. Bu vatandaşlarımızın fuara gelmesi anlamında ulaşım nasıl sağlanacak? Şöyle iki noktadan yine servis kaldırıyoruz biz. Hı-hı. Bir, Şişli Öğretmen Evi önünden her saat başı. İki, Beş Yol Mevki Halk Eğitim Merkezi Hı-hı. önünden. Yine her saat başı servislerimiz kalkacak. Servis firmasıyla şöyle bir anlaşmamız oldu. Yoğunluk olması durumunda servis sayısını arttıracağız. Yani ayakta yolcu kesinlikle alınmayacak. Maskesiz yolcu kesinlikle alınmayacak. Sıkışık bir pozisyonda kesinlikle gidilmeyecek. Bunların hepsini planladık biz. Servisleri de iki yerden, bir öğretmen evi önü, iki halk eğitim merkezi önü, beş yoldan misafirlerimiz her saat başı saat 11'den akşam saat 7.30'a kadar servisleri bulabilecekler. Özellikle sormuşlardı, açılış ve kapanış saatlerini sormuşlardı. Sabah 11. Şöyle, servisler 11'de başlıyor. Açılışımız saat 10.30'da olacak. Fuar açılışı fuar alanı açılıyor. 10.30'da evet. Evet, akşam kapanış da 9 olacak. Son servisimiz buradan 7.30'da çıktığında 8.30'da zaten oradan misafirler alıp bu tarafa gelecek. Akşam saat 9'a kadar devam edecek. Bilal Eliş Bey başarılı denemede bulunmuş. Biz de Bilal Bey'e teşekkür ediyoruz. Şaban Oral Bey başarılı denemede bulunmuş. Şaban Kahraman abimiz başa denemede bulunmuş. Bize Şaban Bey'e selam gönderiyoruz. Çünkü halkın beklentisi var burada. Bir de şimdi işlerin birazcık olsun kesat olduğunu biliyoruz. Evet. Fuar açıldı. Fuarda satılacak olan ürünlerin fiyat durumu nasıl olacak acaba? Hani aynı şu anda piyasa sunulan fiyat da eşdeğer mi olsa daha uygun olacak. Burada zaten çoğunluk üretici. Yani işte Beşikdüzü süt ürünleri geliyor Trabzon'dan. Karadeniz'in en büyük peynir üreticisi. Hı hı. Adamlar Türkiye'nin dört bir yanına peynir gönderiyorlar. Biz direkt firmasını getiriyoruz. Yani normalde o A toptancısına veriyor. A toptancısı hı hı. B parakendecisine veriyor. Hepsi üstüne ufak ufak kârlar koyuyorlar. Bunlar direkt toptancılar, üreticiler oldukları için çok uygun fiyatlı ürünlere sahip olabilecekler. Evet, Şaban Bey selam Ayhan Bey demiş, saygılar sunuyoruz. Biz de Şaban Bey'e saygılarımızı sunuyoruz. Gerçekten çok değerli bir abimizdir ve Van'a da oldukça bir sevgi ve hayranlıkla Van'ı özlediğini, Van'ı bir yere getirmeye çaba gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Şaban Karaman abimize bu da teşekkür ediyoruz. Çünkü Van sevdalısı olduğunu çok iyi biliyoruz. İnşallah fuarımız da bu Van'lara ve Van'a yakışan bir fuar İnşallah. Olacak diye düşünüyoruz. İnşallah. Özgür Hocam, hemen bir haftadır Van'dasınız galiba. Evet. Takip ettim kadarıyla. Evet. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştınız bu süreçte? Yani fuar açılışı konusunda. Hiç sıkıntı çıkaran bir yer oldu mu? Hiçbir problem olmadı. Yani valiliğimiz başta olmak üzere ticaret odamız, tüm kurum ve kuruluşlarımızı gezdik, ziyaret ettik, davetiyelerimizi bıraktık. Şehrin fuar şehri olabilmesi çok önemli. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır dahil 10 tane fuarın yapıldığı başka bir il yok. Van'da ortalama 10 fuar yapılıyor. Yılda 2 defa biz yapıyoruz. Bir tane turizm fuarı yapılıyor. Bir tane tarım fuarı yapılıyor. Bir tane mobilya fuarı yapılıyor. İşte güzellik fuarı yapılıyor. Eğitim fuarı yapılıyor. Bu sene enerji fuarı koyuldu. Yani bu inanılmaz bir şey. Hani Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini bir tarafa bırakın. Ben iddia ediyorum Karadeniz'deki toplam fuar sayısı 10 değildir. Bütün Karadeniz, Trabzon, Rize, Giresun, evet. Sinop vesaire bahsediyorum. Bütün Karadeniz'deki toplam fuar sayısı 10 değildir. Van'da 10 tane fuar yapılıyor yılda. Bu çok özel bir şey. Bunu kesinlikle kaybetmemek lazım. Şehri yöneten değerli büyüklerimiz de bunu çok iyi farkındalar. Ya bir fuar demek şu demek değil, işte bir organizasyon firması gelmiş Anatolia Fuar. İşte burada bir gelir elde etmiş, çıkmış, gitmiş falan. Hani o kadar basit değil bir fuar. Bizim buraya gelmemiz demek şu demek, işte ortalama her fuardan önce sohbet ediyoruz, bu örneği de veriyorum ben size. Her standta iki kişi gelse, 50 tane stand olsa 100 kişi eder. 100 kişi 11 gün boyunca burada kalacak. Toplam ortalama 1000 geceleme burada Hı-hı. olacak. Reklamcısı yine bizim bu fuarda bir ticaret yapacak. Temizlik firması bizim bu fuarda ticaret yapacak. Güvenlik firması, bunların hepsi Vanlı firmaları. Bunların hepsi burada bir ticaret yapacaklar. Hepsini bunların bir köşeye bırakın. En güzeli buradan giden misafirlerimiz, ben bunu çok yerde kendi kulaklarımla şahit oluyorum. Mesela Denizli'de de aynı katılımcılarımız gidiyor Denizli Fuarı'na. Biz gittiğimiz hemen hemen her ilde Van'ı arıyoruz.
Denizli'ye gidiyoruz. Oradaki insanlarla sohbet ediyoruz. Abi Van'da bir fuar oluyor çok güzel falan diye. Hı hı. Maraş'a gidiyoruz. Abi Van'da bir fuar oluyor çok güzel diye. İnsanların bunu ifade etmesi bile o kadar özel bir şey ki. Bir fuar şehri olmaya başladı Van. Bence oldu. Olmaya başladı. İnşallah evet. Olacaktır. Dediğim gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır dahil bu kadar fuarın düzenlendiği başka hiçbir il yok. Bu çok dünya özel bir şey. Dünya bunu duysun Özgür Hocam. Dünya evet. Bunu duysun. Gerçekten Van artık bir fuar kenti olacak. Doğru. Çok doğru. Yani şöyle mesela Adıyaman'da fuar alanı var. Diyarbakır'da fuar alanı var. Şanlıurfa'da fuar alanı var. Ben söyleyeyim Şanlıurfa fuarında bir tarım fuarı yapılıyor. Yılda bir tane de yöresel ürünler ve hediyelik eşya. Hı-hı. Toplam iki tane fuar yapılıyor. Koskoca fuar alanında. Adıyaman fuar alanında sadece tarım fuarı yapılıyor. Başka yapılan bir fuar yok. Gelin bu tarafa. Diyarbakır hadi biraz daha özel bir şehir. Bir kitap fuarı yapılıyor, tarım fuarı yapılıyor, yöresel fuar yapılıyor, evlilik fuarı, dört fuar yapılıyor, hı-hı, başka fuar yok. Evet. Yani bölgede 10 fuarın yapıldığı başka bir il yok. Şunu iddialı bir şekilde söylüyorum. Tüm Karadeniz bölgesinin bütün illerinde toplam yapılan fuar sayısı kadar Van'da fuar yapılıyor. Bu çok özel bir şey. Kesinlikle, yani evet. Bugün biz 1 Eylül itibariyle fuarlar açtık biliyorsunuz Türkiye'de. Hı hı. Almanya'da Ağustos 1 itibariyle fuarlar açıldı. Niye biliyor musunuz? Almanya hükümetinin fuarlardan kaybı hesaplamış 2.3 milyar euro fuarlardan kayıp. Bu fuarcının kazandığı veya katılımcının kazandığı para değil, şehrin kazandığı paradan bahsediyorum. Çünkü çok dinamikler var. Havayolu şirketi kazanıyor, rentekar kazanıyor, benzincisi kazanıyor, servisçisi kazanıyor, restorantı kazanıyor. Hani toplu bir baktığınız zaman ortalama 3 milyar euroyu ortalama söylüyorum. Bunu 3 milyar euroluk bir sektörü Almanya vazgeçemedi. Türkiye'nin de vazgeçmesi lazım. Bence Türkiye'nin önemli bir fuar kenti olma yolunda ilerlemek, hı hı, bu süreçlerde bile kontrollü fuarları yapmayı gerektirir. Bu da çok önemli bir konu aslında. Evet. Özgür Bey yaklaşık herhalde 3 gün kaldı fuar açılışına. Evet, evet. Bize ayrılan sürenin hemen sonuna gelmiş bulunduk. Siz işte bu 3 gün sonra açılacak fuarda davetiye ulaştıramadığınız yerler varsa, evet, burada da hepsini halde davet edebileceğiz. Evet, çok mutlu olacağım. Bu anlamda şimdi. Evet, varsa unuttuğumuz konular lütfen onu da paylaşalım. Çünkü programımızın sonuna geldik, bize uyarı geliyor. Evet. Öncelikle yine çok güzel bizi misafir ettiniz burada. Kendi evimiz gibi hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum ben. 23 Ekim Cuma günü saat 14.30'da bütün Vanlıları fuar alanımıza bekliyoruz. Fuarımız 1 Kasım'a kadar devam edecek 10 gün boyunca. Covid önlemlerini elimizden gelen en yüksek derecede aldığımız noktasında içleri rahat olsun. Allah'ın izniyle fuarımıza gelen herkes yine güzel, keyifli bir zaman geçirip, lezzetli bir zaman geçirip evlerine tekrar geri dönecekler. Size de burada tekrar çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. O zaman burada da hemen ağzınıza sağlık. Tabii çok güzel diye getirdiniz. Ama fuar alanına gelirken de sosyal mesafe ve hijyene özellikle çok dikkat etme önemli, gerekir. Çok önemli. Maskeyi mutlaka takmak lazım. Mutlaka ve HES kodu olacak fuara HES gelen kodu, herkesin. Evet, HES kodu olması gerekir. Evet. Biz Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz güzel fikirlerinden dolayı. Van'a da elbette büyük faydası olur çünkü fuarlar bir kentin gelişmesi anlamını taşıyor. Yani ne kadar fuar çok açılırsa bir kente o kadar çok gelişmiş olduğu anlamına geliyor. Bir kez daha Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadığı bugün Aktamatik'e konuk oldular. Unutmayın 23 Ekim Cuma günü saat 14.30'da Van Organistaniye bölgesine açılacak olan fuara herkesi bekliyoruz diyeceğiz değil mi Aldız, evet, Hocam? Evet, herkesi bekliyoruz. Rahat, keyifli bir zaman geçireceklerdir 10 gün boyunca. Artı ulaşımsa Maraş adresinde bulunan Şişli Üretme Evi'nin yanında bir de 5 yolda Halk Eğitim Merkezi'nin önünde servisler kaldırılacaktır. İnşallah 23 Ekim Cuma günü fuar alanında sebite göreceğiz orada da. Dileğimiz fuarın çok iyi olması, İnşallah. Fuarın dolu dolu geçmesi İnşallah. Ve Van esnafına, Vanlı vatandaşlara, otelcisine, lokantacısına kadar, fırıncısına kadar herkese bir kar payı bırakmasıdır. Aynen önce öyle. Esnafımızın kazanmasını biz yürekten istiyoruz. Çünkü esnaf kazanırsa kent kazanır, kent kazanırsa bölge kazanır, bölge çok kazanırsa doğru. Ülke kazanır. Çok doğru. Bu anlamda bize Özgür Bey'e çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. İnşallah 23 Ekim'de açılacak olan fuarın çok iyi ve başarılı bir şekilde geçmesini diliyoruz. Başka bir programda görüşme dileğiyle şimdi hoşça kalınız.